Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TeknoSa incelemesine başladık. Öncelikle temel analiz videomuzu çektik. Şimdi sıra teknik analizde. İsterseniz teknik analize geçmeden önce hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım arkadaşlar. Şu şekilde şunu çekeyim kenara. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk aldığınızda ve portföy yapınız uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanızı bekliyorum arkadaşlar. Hızlıca bir şirketin faaliyet konusuna değinelim. Şirketin fiili faaliyet konusu sahip olduğu mağazalar ve teknosa.com ya da teknosa.com internet sitesi aracılığıyla teknoloji ürünleri satışı, bayi ağı aracılığıyla klima ve buzdolabı satışı yapmaktır. Arkadaşlar çeşitli mağazaları var. Özellikle AVM'lerde. Birisi bu. İkincisi teknosa.com ki bu alanda büyümeyi düşünüyorlar, planlıyorlar. Üçüncüsü de bayağı aracılığıyla arkadaşlar klima ve buzdolabı satışı yapmakta şirket. Şimdi hızlıca bir şirket kartına bakalım. Sonrasında grafiklerimize geçelim. Şirketin merkezi Maltepe İstanbul arkadaşlar. Ortaklık yapısına baktığımızda Sabancı Holding %50'sine sahip. Diğer kısmı yani borsada işlem gören kısmı gene %50'lik kısmı arkadaşlar. Piyasa değeri 1,5 milyar. Yani 1 milyar 502 milyon 600 bin. Ama 1,5 milyar diyelim biz ona düz. Diğer verilerine çok bakmayacağız. Bunlar daha çok temele dönük şeyler. Temel analize dönük şeyler. Lütfen temel analiz videosunu izleyin. Burayı kapattık. Şimdi grafiğimize geçtik. Grafiğe biliyorsunuz öncelikle yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bir göz atıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir dezenformasyon oluşum var mı? Kolayca ve zaman kaybetmeden yakalayabilmek. Yıllık, aylık, haftalığı logaritmik ölçekte. Günlüğü ise lineer ölçekte inceliyoruz. Ki bunun sebebi şu, daha iyi sonuç veriyor. Yani haftalık, aylık, yıllıkta arkadaşlar daha çok bilgi var biliyorsunuz. Yani süreç uzun, haliyle sıkıştırılmış. Bu sıkıştırılmışlar da biraz daha son dönemin etkisini ön plana çıkarıyor diyebiliriz logaritmik en basit manada. Eğitim videosunda zaten bunlara değinmiştim. Lütfen onu da izleyin gene. Şimdi yıllığı açtım, logaritmik ölçeğe çevirdim. Gördüğünüz gibi borsaya kota olmuş, yükselmiş, düşmüş. Şurada bir zikzak var. Hatta ikili tepe oluşmuş arkadaşlar. Sonra şu boyun bölgesini kırınca sert yükseliş gelmiş. Eksi tepesinde geçmiş. Yani nereler? 11, 12, 12 seviyelerini geçmiş. Aylığa geldiğimizde borsaya kota olmuş. Çok hafif yükselmiş. Sonra sert yükselmiş. Sonrasında arkadaşlar zikzaklar ve aşağı salmış. Burada ikili dip oluşmuş. Tekrar yükselmiş. Sonra tekrar bir düşüş. Sonra yükseliş, bir düzeltme, sonra tekrar sert düşüş gelmiş. Haftalığa baktığımızda şöyle bir düşmüş. Burada tekrar yükselmiş. Sonra bir daha düşmüş. Sonrasında artık yükseliş trendi başlamış arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi aslında şöyle bakabiliriz olan. Şurası düşme, düşüş trendi. Sonrası yükseliş. Yani bunu biraz da şöyle düşünebiliriz. Burada temel analizden bahsettik arkadaşlar. Negatifteydi yani karlılığı zarar açıklıyordu sürekli. O süreçte şu fiyat düşmüş sonrasında yükselme başlamış diyebiliriz. Günlüğe geldiğimizde durum nasılmış? Lineer'e çeviriyoruz. Fiyat yükselmiş. Şurada sert satışlar gelmiş. Düşmüş. Burası malum pandemi dönemi arkadaşlar. Sonra yükselmiş. Hafif bir düzeltme. Sonrası genel itibariyle yükseliş. Yani zikzaklı böyle hani düzeltmeni gitmiş. Son dönemde de gene bir düşme trendi var gibi. Tekrar geri dönüyorum. Yıllıkta hareketli ortalamalar oluşmadığı için aylığa geliyorum. Logaritmiğe çevirdim ölçeği. Yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Şurada gördüğünüz gibi kırmızı çizgi yani 50 günlük hareketli ortalama direnç olarak çalışmış. Şurada da 20 günlük hareketli ortalama direnç olarak çalışmış. Daha başka söyleyebileceğimiz, evet son dönemde işte üstte fiyat çizgisi, altta 20 günlük hareketli ortalama, onun da altında 50 günlük hareketli ortalama şeklinde kısa vadeliden uzun vadeliye bir sıralama. Yani günlük, 20 günlük, 50 günlük şeklinde düşünebiliriz. Olumlu bir sıralama, istenen pozitif bir sıralama. RSI 69 ile aşırı alımın tam sınırında, biliyorsunuz 70 ve üstü aşırı alım bölgesi, onun altında. Haftalığa geldiğimizde burada şu şekilde 20 günlük hareketli ortalama şuralarda direnç olarak çalışmış. Şurada gene direnç olarak çalışmış. Şuradaysa artık destek görevi görecek gibi. Bakın arkadaşlar bugün itibariyle üst üste gelmiş. Ama bu haftalık grafik
yani haftalık kapanışlar, yani bir haftayı temsil ediyor biliyorsunuz. Şuradan dönerse güzel şeyler olacaktır arkadaşlar. Ha, burada sıralama da bu şekilde. Yani fiyat çizgisiyle 20 günlük hareketli ortalama üst üste gelmiş, çakışık halde. Altta da 50 günlük hareketli ortalama. Bu işte yani fiyat çizgisi üstte yukarı doğru dönünce sıralama istenen hale gelecektir. Yani günlük, 20 günlük, 50 günlük şeklinde. Şurada da bakın 50 günlükten çok güzel dönmüş. Destek olarak çok güzel çalışmış 50 günlük hareketli ortalama. RSI çok daha makul seviyelerde 52 ile 70 olan aşırı alım bölgesinin epeyce bir altında. Günlüğe geldiğimizde ölçeği lineer'e çeviriyorum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi yükselmiş, şurada sert düşüş, Mart pandemi dönemi. Sonrası böyle dalgalı bir şekilde yükselmiş demiştik zaten. Şurada 20 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışmış. Başka şurada ise direnç olarak çalışmış. Burada da 50 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışmış. Bir de şuna dikkat bakın arkadaşlar. Gelmiş 20 günlük hareketli ortalamayı aşağı kırmış. Aşağı kırınca artık burası direnç oldu 20 günlük hareketli ortalama. Sonra geldi 50 günlük hareketli ortalamadan destek buldu. Yani destek olarak çalıştı, döndü. Şurada ikili tepe oluştuktan sonra haliyle boyun bölgesine kırdıktan sonra aşağı doğru saldı. Sonra geldi arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamayı aşağı kırdı. Sonra yukarı çevirdi yönünü. 50 günlüğü aşağı kırdıktan sonra 50 günlük hareketli ortalama direnç görevi görür artık arkadaşlar. Destekli direnç oldu. Nitekim şurada şunu da görebiliriz. Yani gelmiş sonrasında gördüğünüz gibi alttan yukarı dönmüş ama kıramamış, geri gelmiş. Şurada bir daha denemiş, gene kıramamış, gene geri gelmiş. Şu an için tamamen negatif aslında sıralama. Şöyle negatif, üstte kırmızı çizgi, altta yeşil çizgi, altta fiyat çizgisi. Yani 50 günlük, 20 günlük, günlük şeklinde tam tersi bir sıralama var. Fiyatın yönünü yukarı çevirip devam etmesi, hareketli ortalamaları kırması durumunda istenen pozisyona gelecektir arkadaşlar. Ha, ama burada da şuna dikkat çekmek istiyorum. RSI 29 ile aşırı satım bölgesinde artık. Yani nedir? 30 ve altı aşırı satım şu an için oralarda arkadaşlar. Daha başka burada söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Şunu aslında belki büyütüp bir miktar şuna bakabiliriz. 40'larda evet dağıtlarını görmüş mü diye bakacaktım. Nitekim görmüş. Pardon arkadaşlar şunu taşıyacaktım, taşıyamadım. Şuralar kaçlarmış? 31 seviyeleri. Şurası 29. Yani işte bu 29'lu seviyelere nadir gelmiş arkadaşlar. Bu da aslında önem arz ediyor. RSI yani şu an için aşırı satım bölgesinde. Buradan artık bir tepki vermesi beklenir arkadaşlar. Şu an evet. Şuraya aldık. Evet şu an için pardon arkadaşlar. Şunu hemen düzeltiyorum. Şu an 40'mış. Muhtemelen biz şurayı bir yeri başka bir yeri tıklamıştık. O yüzden öyle bir görünüm oluştu. Şu an 40 diyelim biz buna. 40 ise aşırı alım bölgesine değil arkadaşlar. Düzeltiyorum. Aşırı alım bölgesine yakın. Çünkü aşırı satım. Aşırı satış bölgesi olan 30'a epeyce bir yakın diyelim. Düzeltelim. Epeyce bir hata yaptım. Lütfen kusura bakmayın. Şimdi bütün bunlara değindikten sonra şuradan tümünü sil diyorum. Öncelikle yıllıktan geriye doğru geleceğim. Şurayı açıyorum. Yıllıkta bakacağım için logaritmik ölçek. Mum'a çeviriyorum. Çok fazla bir veri yok. Şurada şöyle bir düşüş var gördüğünüz gibi. Hatta bir büyütelim. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar şu şekilde. Bakın düşeni kırmış. Şurada bir düşen trend varmış gördüğünüz gibi. Bunu paralel çiz diyebiliriz. Çizdiğimiz paraleli de alıp şuraya koyabiliriz. Neden koyuyor anlamadım. Evet arkadaşlar yapamadık. Trendi sildiğim. Şunu kaydırıyorum şöyle. Evet muhtemel sebep şu. Şurada mıknatıs açık. Evet arkadaşlar bir kez daha çizelim. Şurada şöyle çizip bırakacağım. Şu şekilde gördüğünüz gibi aşağı düşen bir trend varmış. Sonrasında trend henüz oluştu diyemeyiz. Zaten iki tane çizgi var. Bu yıllıkta yukarıya yönünü çevirmiş durumda diyelim. Şunu silelim. Tümünü sildim. Şunu bir iki kere de küçülttüm. Yolumuza devam edelim. Aylığı açtım arkadaşlar. Burada daha net bir tablo var. Gördüğünüz gibi aylıkta da şu şekilde bir düşen varmış.
Buna paralel çiz diyebiliriz artık. Şunu aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düşen trend. Ondan sonra ne olmuş? Bu dönmüş. Trend dönüşü olmuş. Şu şekilde. Şurada bir miktar şöyle çekersem. Evet. Yükselen trend başlamış. Buna bir daha bir paralel çizelim. Evet, şu şekilde. Yani düşen kırılmış, artık yükselen trend başlamış. Bunu tekrar tümünü sildik. Haftalığa gelelim. Haftalıktaki genel görünüm de bu şekilde. Yani haftalıkta şurası düşenmiş. Yani hepsine tek tek bakmayalım istiyorum da. Çok zaman alıyor arkadaşlar. Düşen kırılmış. Şuradan bir yükselen trend başlamış. Yani şunu şöyle çizmek daha hoş olacaktır. Grafikte de bir sıkıntı var bugün, anlamadım. Şunu son olarak şöyle tutayım, göstermiş olalım. Yükseliş trendi başlamış vaziyette haftalıkta da. Görünüm böyle. Şimdi tümünü sil dedik. Günlüğe geldik arkadaşlar. Günlükte şunu yaparsak öncelikle şunu görelim. Şu Mart dibinden itibaren bir yükseliş trendi olduğunu görelim arkadaşlar. Şu dipten aldım. Şu şekilde uzattım. Bakın. Şu şekilde uzattım. Buna paralel çizdim. Yani gördüğünüz gibi çok güzel örtüşüyor. Yükselen trend. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde. Şurayı arkadaşlar şurayla 1, 2 uzat şeklinde yaptım. Yani buna paralel çizip şöyle aşağıya kaydırırsak, kaydıramadım. Evet. Bakın bu da burayla örtüşüyor. Yani bura aslında hani dışarıda kaldı demeyelim. Şurası direnç, burası destek olmuş burada. Bu şekilde bir yükselen trend var. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler. Şimdi tümünü sileceğim tekrar. Ha, az önce arkadaşlar kusura bakmayın, gene uzun vadelilerde destek dirençleri söylemedim. O zaten haftalık, aylık, yıllık, bu orta uzun vade için. Şimdi günlükte tek tek hepsini söylemeye çalışacağım. Şimdi bunu bir miktar büyütelim. Şu Ağustos'a gelelim. Şurada arkadaşlar şu dibi aldığımda şu şekilde uzattım. Evet. Şu şekilde uzattım. Şunu da aldım, düzelttim şöyle. Evet, artık duruyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu şekilde bir yükselen trend varmış. Nitekim o da şurada kırılmış artık. Yani şurada bir daha denemişse de olmamış. Yani diyelim hani geldik, biz şurada stop olmadık. Bekledik şöyle, sonra artık şurada bir daha stop olmak lazımdı. 15.20. Şu an 13.66'lardı. Şimdi arkadaşlar bu böyle. Bu bozulmuş. Bunların tümünü sil diyelim. Şöyle bir miktar büyüteceğim. Daha yakın zamana geleceğim. Burada şu daha dar kısımda arkadaşlar. Ya şunu önce mi gösterelim sonra mı bilemedim açıkçası. İsterseniz önce onu gösterelim. Bu destek dirençleri bir belirleyelim şurada. Bakın arkadaşlar. Çok güzel çalışmış. Şuraya gelmiş. Şunu tam oturtturacağım. Evet. İğnelemiş, geri dönmüş. 11.43'ten destek bulmuş. Yani burası artık çok önemli bir destek. Hani şuralarda gene destekler var. Bakın bu da burayla örtüşüyor. Çok güzel. Ya bunlar önemli destekler. 10.55, 11.43 destek. Buraları artık kırmış üstünde. Sonra nereler var arkadaşlar? Tek tek bunlara bir bakalım. 12.5 seviyeleri var. 12.5. Bir üstü de arkadaşlar artık şurası. Bakın burayı da çiziyorum. Şu şekilde. Şu an üstünde. Yani şu an aslında bir problem yok. 13.5, 13.54 seviyeleri. Şu an kapanış 13.66. 13.5 çok önemli bir destek arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra şimdi artık daha yakın dönemliğe gelelim. Tümünü sildiğim. Evet, bir türlü işaretlemedi, seçmedi. Şimdi büyütüp artık son olayı gösterip bitirelim olayı. Şuradan aldım arkadaşlar. Bakın. Düşen trend şu şekilde. Bakın 1 değdi. Hadi bunları saymıyoruz diyelim. Gövdeleri sayacağız. 2, 3 kere değdi. 4 kere değdi. Bu trend artık şey oldu. Ne denir? Onaylandı. Biliyorsunuz bir çizgi çizmek için iki nokta lazım. Bir trend çizmek için ise arkadaşlar 3 tane nokta lazım. Bunun sebebi de şu.
Bir yarı dakikanızı rica edeceğim. Evet. Şöyle çizelim. Şurada bırakalım. 3 tane arkadaşlar nokta lazım ki onaylanmış olsun. Bakın şu şekilde düşen tren burada kırdığını görüyoruz. Yani bugün hani yukarıda açmış, aşağıda kapatmış. Ekside kapatmış muhtemelen. İçi dolu çizik mum çünkü. Buna rağmen arkadaşlar üstünde kapatmayı başarmış. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda bu şu ara trendi, yani kısa vadeli trendi ne kadar işte 1 aylık bir 18 Şubat, 1,5 aylık bir dönemi bittiğine işaret olacaktır artık. Yükseliş trendinin alameti olabilir arkadaşlar. Yani şu hani birinci kapanış gerçekleşmiş, ikinci kapanış üzerinde olursa daha net bir sinyal olacaktır. Evet arkadaşlar, temel analizden bahsettik. Teknik görünüm de bu şekilde. Ha, bu arada son olarak şunu da söyleyeyim. Son diyorum, geçmiyoruz da. Şunları tek tek söylediğimi bilmiyorum. Şu an için arkadaşlar 13.53. Yani nerelerde 13.53, hatta şuraları alırsak arkadaşlar 13.70, 13.80'ler buralarda kapatırsa olumlu olacaktır. Yani destek şu an için 13.5 seviyesinde diyebiliriz. Aşağı kırması durumunda yeni destek şuralar olacaktır ki onu da söyleyelim madem. Şöyle çekelim bir miktar. Evet arkadaşlar, ya yani 11'ler yeni destek olacaktır. Burada şu an hani eğer şu şey gerçekleşirse, üstünde kapatmaya devam ederse ondan sonra da yapacağımız hareket şu olacak. Onu da söyleyelim. Fibonacci düzeltme seviyelerini kullanacağız. Şu tepeyi almış olacağım ben. Şuraya çekeceğim arkadaşlar. Şurada trend tuşlarını yakala dedim. Yakaladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani şu artık 13.65'in üzerinde kalmaya devam ederse şey kırılmış olacak. Düşen trend. Ondan sonra bu Fibonacci düzeltme seviyeleri geçerli hale gelecek. O zaman takip edeceğimiz seviyeleri ben söyleyeyim hemen size. Şurası mesajlarda belirtmemi istiyorsunuz. 13.79. Burayı da kırması durumunda 15.21, 16.38, 17.54, 21.30 arkadaşlar hedefler haline gelecek. Destekleri de arada söylemiştik zaten. Yani düz direkt destek çizgisi çizdiğimizde ben tek tek hepsini söylemiştim. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanızı beklenir. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi akşamlar.